Evet arkadaşlar birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi alkanların özelliğinden değildir özelliklerinden değildir. Alkanlar sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan genel formülleri CnH2n artı 2 olan en küçük üyesi bir karbonlu olan metan olan ee, hidrokarbonlardır. E, sadece karbon oluşurlar. Apolar yapılıdırlar E apolar yapılı oldukları için suda e, çözünmezler. E, iyi çözünmezler. E, organik çözücülerde e, ya da işte karbon tetraklorür e, gibi yapıda çözünürler. Bütün karbonlar tekli bağ olduğundan dolayı doymuş yapıdadırlar. Homolog sıra ise ardışık her alkan arasında e, aynı e, farkın olması Metan CH4, etan C2H6, e, propan C3H8 ve ardışık gelen her alkan arasında CH2 kadar fark vardır e, ve homologsları oluştururlar diyoruz. Tek karbon üyesi vardır demiştik en küçük üyesi metandır bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda bize izobütan bileşiğinin 2 molünün tam olarak yanması sonucu meydana gelen karbondioksit kaç mol olduğu sorulmuş. İzobütan 4 karbonlu bir alkandır. İzo denilmesinin nedeni ikinci karbonunda bir metil dallanması olmasıdır. Bizim için burada açık formül önemli değil ama şöyle yazalım. Bakın 2. karbonda bir metil dallanması olduğu için bunun adı nedir? İzobütandır. Ama bizim için açık formül değil şu an kapalı formül önemli. 4 karbonlu bir yapı olduğu için C4 diyorum. Ve alkanların genel formülü de CnH2n artı 2 olduğundan dolayı en yerine 4 yazdığımız zaman burada izobütanın kapalı formülünü C4H10 olarak buluruz. Bunu oksijenle yaktığımız zaman açığa karbondioksit ve su açığa çıkar. Tepkimizi uygun katsayılarla denkleştirdiğimizde karbonu, karbondioksitin başına 4, e, hidrojenin başına 5 yazdığımızda oksijene bakıyorum. 4 kere 2, 8 oksijen burada var. 5 oksijen ve toplam ürünlerde 13 oksijen var. O zaman buradaki katsayımızın da 13 bölü 2 olması gerekiyor. Şimdi bize ne demiş? Bunun demiş 2 mol olmasını istiyoruz demiş. Hemen katsayılarla bir orantı kuruyorum. Biliyorsunuz ki burada hiçbir şey yazmıyorsa 1 var demektir. E, kat sayısı 1 olduğu zaman 4 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyorsa 2 mol olduğunda 2 katı kadar karbondioksit gazının açığa çıkması gerekir. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz Alkanlarla ilgili hangileri doğrudur? Bir bilgi sorusu. Alkanların ana kaynağı fosil yakıtlardır. E, doğru bir ifadedir. Örneğin doğalgazda %90'dan fazla metan bulunmaktadır. Bazı üyeleri laboratuvarda çözücü olarak kullanılır. E, Alkanlar apolar e, bileşiklerdir. E, ve özellikle sıvı olanları e, laboratuvarda çözücü olarak kullanılabilir. E, Alkandan türeyen mesela karbon tetraklorür e, yine e, laboratuvarlarda çözücü olarak kullanılmaktadır. İkinci öncülümüz de doğrudur. Tüm üyelerinde karbon ve hidrojen kütleleri Oranı aynıdır. Kesinlikle yanlış. Mesela bir CH4'ü ele alalım. Bir de c 3 h 8i örnek olarak alalım. Karbon 12, hidrojen 4. Mesela metanda karbon hidrojen oranı 3 iken. E, propanda 12 çarpı 3 ve 8 çarpı 1 dersek. Yani 36 bölü 8 dersek e, buradaki oran... 9 bölü 2 çıkar. Gördüğünüz gibi karbon kütleleri oranı aynı değildir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü soruda bize verilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bize metanın klor ile yer değiştirme tepkimesi verilmiş. Elde edilen ürün monoklorometandır. Yani yapıda bir tane klor var ve bu metandan yani CH4'ten bir tane hidrojen çıkarılarak elde edildiği için bunu monoklora metan diye okuyoruz. Bu nedenle birincisi doğrudur. Hidrojen çıkıp yerine klor bağlandığı için bu bir yer değiştirme tepkimesidir. Ve bu tepkime ultraviyole ışın altında ya da yüksek sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 5. soruda bize en bütan ve en hegzam bileşikleri ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Başında en olması bunların dallanmamış olduğunu bize gösterir. Yani 4 karbonlu bir yapı ile 6 karbonlu bir yapı çiziyoruz. Hemen bunları hidrojenle doyuruyoruz. Hiç dallanma olmadığı için bu bileşiğimiz en bütan bileşiğidir ve yine hiç dallanma olmadığından dolayı bu yapıya da en hexan diyoruz. İkisinde de yan grup bulunmamaktadır. Doğru. Kaynama sıcaklıkları aynıdır. Alkanlar apolar e, bileşiklerdir ve sadece London e, kuvvetleri etkindir. London da e, MA'ya bağlıdır. Yani mol kütlesi arttıkça London kuvvetleri artar. E, dolayısıyla da kaynama sıcaklığı artar. Bu nedenle Hexan'ın kaynama sıcaklığı Butan'dan daha yüksektir. Bu nedenle ikinci öncül yanlıştır. Butan'ın formülü C4H10 e, Hexan'ın formülü ise c 6 h 14'tür Basit formül en sade hal demektir. Yani Butan'ın basit formülü C2H5 iken e, Hexan'ın basit formülü C3H7'dir. Bu nedenle basit formülleri aynı değildir. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 6. soruda bize metan gazının güneş ışığı yardımıyla klor gazı ile gerçekleştirdiği reaksiyonların net tepkime denklemi verilmiştir. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi metan gazında gördüğünüz gibi 4 tane hidrojen var ve bu hidrojenler klorla tek tek yer değiştiriyor. Yapıda 4 tane hidrojen olduğuna göre her bir hidrojenin e, klorla yer değiştirmesi ayrı bir tepkime de gerçekleşecektir bu nedenle tepkime dört adımda gerçekleşir üçüncü öncülümüz doğrudur e, alkanlar katılma tepkimesi vermezler e, yer değiştirme tepkimesi verirler bu nedenle metanın klorla tepkimesi de bir yer, yer değiştirme tepkimesidir yani yapıdan bir hidrojen çıkarken şu şekilde yapıdan bir hidrojen çıkarken onun yerine klor bağlanır. İkinci bir reaksiyonda yine bir hidrojen çıkarken yerine yine bir klor bağlanır tekrar bir hidrojen çıkarken yerine klor bağlanacak ve tüm hidrojenler bitinceye kadar bu tepkime devam edecek. En son karbon tetraklorür oluşur ve karbon tetraklorür yanmaz. Neden? Çünkü karbon tetraklorürde karbon artı 4 yani maksimum yükseltgenme basamağındadır. Bu nedenle e, yanmaz. Biraz evvel yer değiştirme tepkimesi olduğunu söylemiştik. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7. soruda bize aşağıdaki alkanlardan hangisinin izomeri yoktur diye sorulmuş. Alkanlarda izomeri 4 karbonludan itibaren başlar. B seçeneği C, E ve D seçeneği 4 ve üzeri karbona sahip olduğu için hepsinin izomeri vardır. Ama A seçeneğindeki propanın izomeri yoktur. Çünkü izomer ne demektir? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı yapılar demektir. 3 karbonlu bir yapıyı da biz tek şekilde yazabileceğimizden dolayı e, propanın izomeri yoktur. Cevap A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 8. soruda bize e, verilen bileşikle ilgili hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Bize bir alkan bileşiğinin sıkıştırılmış formülü verilmiş. Şimdi biz bunu yarı açık formül haline getirelim. E, bize önce CH3 var. Bakın arada 3 tane CH2 olacak yazıyorum 3 tane CH2 yi ve yine CH3 ee, 1 2 3 4 5 karbonlu bir yapı herhangi bir dallanma olmadığı için biz buna normal anlamına gelen en pentan ismini veriyoruz. 2 2 dimetil propan olarak adlandırılır yanlış. Yer değiştirme tepkimesi gerçekleştiremez. Bütün alkanlar e, ultraviyole ışın altında ya da yüksek sıcaklık altında yer değiştirme tepkimesi gerçekleştirebilir. Bu nedenle bu ifademiz de yanlıştır. Alkanlar apolar yapılar olduklarından dolayı suda polar olduğundan dolayı suda çözünmez. Bu nedenle bu ifademiz de yanlış. Cevabımız 1-2-3-E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 9. soru bir bilgi sorusu. Kloroform bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. E kloroform bileşiğinin formülü CHCl3'tür. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Anestezik bir madde olarak kullanılır. İkinci öncülümüz de doğrudur. Metan bileşiğine klor katalizisiyle elde edilir. Üçüncü öncül yanlıştır. Bir defa metana klor katılmaz. Yani alkanlar zaten katılma reaksiyonu vermez. Bu ifade yanlış. Metan klorla yer değiştirme tepkimesi verir ve Metan klorla yer değiştirme tepkimesi verdiğinde monoklorometan elde edilir. Tepkime ultraviyole ışın altında ya da yüksek sıcaklık altında gerçekleşir. Bu tepkime zincir bir reaksiyondur. Biz monoklorometana e, eee metanı klorla tepkimeye soktuğumuzda tekrar bir yer değiştirme tepkimesi daha meydana gelecek ve dikloro metan oluşacak ve yine diklorometan klor ile tepkime verdiğinde yine aynı koşullar altında bu sefer eee triklorometan yani kloroform elde edilecek. Bu nedenle üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. sorumuzda bize propan ve siklobutan bileşiklerinden meydana gelen 0,7 mol karışımı tam olarak yakmak için en az 4 mol oksijen gazı gerekmektedir. Buna göre karışımda bulunan propan gazı kaç gramdır diye sorulmuş. Şimdi propan düz zincirli bir yapıdır. Düz zincirli alkanlarda genel formül CnH2n artı 2'dir. Yani propanın formülü C3H8'dir. Halkalı yapıların genel formülü ise... CnH2n'dir. Bu nedenle 4 karbonlu bir alkanın halkalı yapıda bir alkanın genel formülü de C4H8'dir. Bizden bunları yakmamız istenmiş. Hemen yakıyorum. C3H8'i oksijenle tepkimeye soktuğumuzda 3 mol karbondioksit ve 4 mol su oluşacaktır. Ve burada oksijenin kat sayısı da 5 olacaktır. Yine... C4H8'i yaktığımızda 4 mol karbondioksit ve 2 mol su oluşacaktır. Pardon 4 mol su oluşacaktır. Hemen siliyorum. Ve oksijenin de kat sayısı 4 kere 2 8, 4 daha 12 ve 6 olacaktır. Şimdi bize 0,7 mol denilmiş. O nedenle bu x mol ise bunun 0,7 eksi x mol olması gerekir diyoruz. Neden? Çünkü toplamı 0,7'ymiş. Birine x dersek diğerine 0,7 eksi x deriz. Hemen buradan oksijenlere geçiş yapıyorum. Bakın her zaman oksijenin kat sayısı burada hiçbir şey yoksa bakın 1 var demektir. 5 katıymış. X'in 5 katı da ne olur? 5x. Diğerinde ise 6 katıymış. Yani 0,7 eksi x'i bizim 6 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi buradaki toplam oksijen değerini biz 4'e eşitlemeliyiz. Hemen yazıyorum. 5x artı 6 ile 0,7'yi çarptığımız zaman 4,2 eksi 6x eşittir 4 diyoruz. x'leri işlem yaparsak eksi x sayıları işlem yaparsak eksi 0,2'den x'i buradan ne bulacağız 0,2 mol olarak bulacağız x dediğimiz şey neydi propan yani bize propan gazı kaç gramdır diye sorulmuş bizim en eşittir m bölü ma diye bir formülümüz vardı mol gördüğümüz yere 0,2 yazıyoruz ma gördüğümüz yere karbon yerine 12 hidrojen yerine 8 yazdığımızda 12 çarpı 3 artı 8 çarpı 1 yani 36 artı 8'den propanın ema değerini 44 buluyoruz. Ve buradan 0,2 ile 44'ü çarptığımız zaman cevabımızı 8,8 D seçeneği olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar 11. soruda bize 2 e, metil pentan bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bir defa ismimiz pentan ile e, bittiğine göre bu bir alkandır. E, ve biz kapalı formülü şu şekilde bulabiliriz. Pentan 5 karbonlu. Yapıya bir tane metil grubu bağlanmış. Metilde de 1 karbon olduğundan dolayı 5 artı birden toplam karbon sayımızın 6 olması gerekiyor. Hidrojen de 2N artı 2 kuralına göre C6H14 olacak. Yani alkanın kapalı formülü C6H14'tür. Ee, bize izohegzan bileşiğinin yapı izomeridir denilmiş. İzohegzan 6 karbonlu bir alkan demektir. Peki izohexan nasıl yazılır? Hemen yazalım. E, i̇zo ikinci karbonda bir metil dallanması vardır demek. E, toplam karbon sayısı 6 olacak. İkinci karbonda ise bir tane metil dallanması bulunacak. Bu şekilde yazdığımız zaman bu izohexandır. Ve bunun IUPAC adı en uzun karbon zincirini e, seçip numaralandırdığımızda dallanmanın yakın olduğu uçtan 2 metil pentan olarak adlandırılır. Yani bu ikisi aynı bileşiktir. Aynı bileşik olduklarına göre açık formülleri aynı değildir. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. Yan grup bulunmaz derken en uzun karbon zincirini seçtiğimizde bakın dışarıdan bir dal oluşmuş. Yani yan grup bulundurur. Bu nedenle ikinci öncül de yanlış. Kapalı formülü c 6 h 14tür Evet, bunun biraz evvel doğru olduğunu söylemiştik. Bu nedenle cevabımız C seçeneği. Yanması sonucu meydana gelen karbondioksit ve H2O mol sayısı birbirine eşittir denilmiş. Hemen C6H14'ü yakacak olursak oksijen ile tepkime sonucunda 6 mol karbondioksit ve 7 mol H2O oluşur. Dolayısıyla karbondioksit ve suyun mol sayıları birbirine eşit değildir bu nedenle bu da yanlış. Doymamış bir yapıdır. Bu bir alkan olduğu için alkanlarda doymuş yapılar olduğundan dolayı E seçeneği de yanlış. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 12. soruda bize e, belirli bir sırayla verilen bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Verilen bileşiklerin genel formüllerine baktığımız zaman formüllerinin CnH2n artı 2 olduğunu görüyoruz. Yani alkanların genel formülü. Birinci bileşiğimiz metan, ikinci bileşiğimiz etan, propan ve bütan. Ve dikkat edersek her bir bileşik arasında CH2 kadar fark vardır. Yani aynı fark vardır ardışık her e, alkan molekülü arasında bu nedenle de homolog bir sıra oluşturmuşlardır birinci öncül doğrudur eşit mollerinin yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit miktarı verilen sırayla artar e, Çünkü 1 e, mol CH4 yandığı zaman 1 mol karbondioksit tepkimemizi şöyle denkleştirecek olursak ki karbondioksitleri sorduğuna göre denkleştirmeye gerek kalmadan diğerlerini yazacağım. C2H6'yı yaktığımız zaman 2 mol karbondioksit C3H8'i yaktığımız zaman 3 mol karbondioksit ve C4H10'u yaktığımız zaman ise 4 mol karbondioksit açığa çıkacaktır. Bu nedenle verilen sırayla evet karbondioksit miktarı artacaktır. Alkanlar apolar moleküllerdir. Apolar molekül olduklarından dolayı apolar sıvılar içerisinde e, çözünebilirler. Karbon tetraklorür de apolar bir sıvıdır ve bunun içerisinde çözünürler doğru. Aynı şartlar altında verilen sırayla kaynama sıcaklığı artar. E, alkanlar apolar yapılar olduklarından dolayı London kuvvetleri etkindir. Ee, ve, e ve verilen sırada MA arttığından dolayı e London kuvvetleri artacaktır. Bu nedenle kaynama sıcaklığı verilen sıraya göre artacaktır. E, bu maddeler birbirinin yapı izomeri değildir. Çünkü izober ne demektir? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. Bu yapıların kapalı formülleri değil, genel formülleri aynıdır. Bu nedenle yanlış cevabımız E seçeneğidir.